Çaylar maylar hazırla mı? Hazır mı abi? Herkes hazırlasın kendisini. Buyurun. Bohemya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru 4. Karl Charles'ın uzun ve başarılı bir saltanatı vardı. Prag'dan yönettiği imparatorluk genişlemişti. Halk huzur ve varlık içinde yaşıyordu. İmparator hayatını kaybettiğinde tüm imparatorluk yasa boğuldu. 7000'den fazla insan imparatorun son yolculuğunda yanındaydı. Çok sevilmiş, çok. Dörtbaşı Mamur İmparatorluk tahtının varisi Charles'ın oğlu 3. Wenceslas bilmem neydi. Babası tüm hayatı boyunca onu bu an için hazırlamıştı. Onun yaptığına bak. Ama Wenceslas babasının izinden gitmemişti. Önemsiz uğraşlar uğruna devlet işlerini ihmal etmişti. Hikayeyi anlamak için önemli hocam buralar. Oyun çeviriye de teşekkürler. Kendi taç giyme törenine bile gitmemişti. Ki bu papanın hiç hoşuna gitmemişti. Durgun Wenceslas imparatorluk asaletinde yansıtmıyordu. Sorunları hükümdarlarının basiretsizliğinden sıkkın olan soylulara kadar ulaşmıştı ve onlar da Wenceslas'ın üvey kardeşine yardım istediler. Macaristan kralı Sigismund. Sigismund kökten bir çözüme başvurmuştu. Geldi ve orayı ben alacağım dedi. Tahttan çekilmesi için kralı kaçırmaya karar verdi. Ondan sonra da kendisine daha fazla güç kazandırmak için ortaya çıkan kargaşadan yararlandı. Ve devasa bir orduyla Bohemia'yı işgal etti. Ve kralın müttefiklerinin topraklarını yağmalamaya başladı. Benim hikayem de tam burada başlıyor. Arkadaşlar hikayemiz bu şekilde başlıyor. Bilerek geçmedim, oyunu bilmeyenler vardır. Hikaye tabanlı bir oyun. O yüzden buralar geçilecek gibi bir şey değil. Yani oyundaki ara sahneleri bol bol seyredeceğiz. Diyalogları bol bol okuyacağız. Tamamıyla Türkçe olan bir oyun. O yüzden gidişat 3'ten devam edelim biz. ...15. yüzyılın başı Kutsal Roma İmparatorluğu için tam bir karmaşaydı. İmparator 4. Charles'ın yönetiminde, büyümüş olan imparatorluk... ...veliaht Durgun Wenceslas Bohemia tahtına geçince karmaşa doğru sürüklendi. Kralın durgunluğu birçok soylunun yanında üvey kardeşi Macaristan Kralı Sigismund'u kızdırmıştı ve bağış gelmişti. Drop mu girdi? Drop yok. Drop yok, ben hemen bir bağışı okuyayım. Last Hunter'dan 5 lira geldi, yayınların güzel, inşallah hak ettiğin yerlerde olursun demiş. Last Hunter çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Eyvallah hocam, iyi seyirler diliyorum ben de. Drop falan yok arkadaşlar, eğer herhangi bir sıkıntı varsa sayfayı yenileyin. Ben de çünkü herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ve bağış gelmişti. Abi görselleri falan çok güzel. Birazdan oyunun sesini biraz kısabilirim. Müzikler çok güzel. You never know. Abi burada şimdi bir adam döveceksin. Üstelik kendi kararlarını kendin verebiliyorsun. Çok güzel demiş. Aynen aynen. O yüzden güzel bir seriye başladık. Yani oyunun hikayesi beni heyecanlandırıyor. İlk oynadığım zamana göre daha iyi FPS artık. Bayağı kötüydü. Abi ben de bunu oynatacaktım diyor. Okey. Arkadaşlar bu yayında, bu kanalda inşallah böyle oyunları oynayacağız. Far Cry'ı da bitireceğiz. Sea of Thieves de oynayacağız. Hepsini oynayacağız. Ses iyi abi, kısma demiş. Tamam. Steam'de oyun. Ben daha Witcher'ı da oynayacağım. Drop falan yok arkadaşlar. Drop var diyenler, drop falan yok, sayfayı yenileyin ya da kendi internetinizle alakalı bir sıkıntıdır. Drop yazmayın hiç. Chat'te drop yok. Assassin's Creed Revelations yayın yapar mısın? Yok. Oynamıyorum ya ben artık. Assassin's Creed'i bitirdim. Bıraktım. Well,
husband. How goes it? Good. I should get it finished today. Kulaklığı çıkartırsam acaba ne olur? I need him to run some errands. Arkadaşlar. This hour. Herhangi bir sorun var mı? Kulaklığı çıkartın. Well. Sea of Thieves 260 lira yazık be diyor. Vallahi öyle ya Bedir Fıkka. Drinking like a lord. Oyun 89 TL gibi bir şeydi. Abi yengeyle oynasana diyor. Zaten yengenizle oynuyorum gibi yani. Yanımda zaten seyrediyor şu anda. Şu an yayın güzel. Bir sıkıntı yok değil mi? Yani şeyi çıkartsın. Oyun hoparlörün sesi mikrofona gelmiyordu. Yo abi gayet güzel. Süper abi tamam. Kulaklığı takınca çünkü Gamze duyamayacak. En azından Henry, böyle beraber şey yaparız. Get up now. Yok abi gayet güzel. Bizim oğlan gördüğünüz gibi gayet şey miskin. Uyuyor falan. Ulan esnettin ha. Hear that? Beni de esnetti. You'd better not vex him. Moderatör yapar mısın? Now get daha up değil quick. Ya. Your breakfast şu an yapmıyorum. Modalım yok şu an. Wait, what's this? Abi, baban krala kılıç düzelttirecek, düzeltecek, sonra savaş olacak. Tamam rahatsızım. Şey yapmayalım. It's just a scratch. You've been at that yine kılıçlar oynuyordun değil mi diyor. Haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't that. Acaba şeyde mi oynamak daha mantıklı oluyor? I just scratched myself is all. Joystick'te. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Yüksek donanım istiyor ya biraz. Maalesef biraz istiyor abi. Şimdi bir kontrol edelim. Ya joystick'te oynadım şey, mouse'la klavyede oynadım ama joystick'te hiç oynamadım. Beklenmeyen ziyaret. Görev başladı. İlkenin patatesini banlayın kanaldan. A fine state you're in this morning. Bu sabah keyfin yerinde dün gece ne için kalktın? Ne diyelim? Şimdi arkadaşlar, bu oyunda seçtiğimiz bütün diyaloglar bizim karakterimizin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Eğer tavernada muhabbet ediyorduk dersek bizim ikna kabiliyetimiz artacak. Dans ediyordum dediğimde çeviklik, Bianca ile birlikte dediğimde zindelik gelecek ve ocakta çalışıyorum dediğimde güç gelecek. Biz çevik olalım ha, ne dersiniz? Ne yapalım? Sence mesela çevik değil mi? Çevik olalım bence de. I went dancing. Dans etmeye gitmiştim. Dancing? Evet. With dans Bianca. Bianca ile dans ediyordum abi. Vallahi şahitlerim var. That's why you're tired. But you'll still have to work. O yüzden yorgunsun yani ama bu. Well, I've got İçimden a feeling benden bir şey sakladığını söylüyor. Bunun elindeki sıyrık ve kasabada ortaya çıkan kılıcı olan şüpheli görünümlü adamla bir alakası var diyor. Last of Us çekemiyorum çünkü bende PlayStation yok hocam. Mehmet Emin hoş geldin. Şimdi kılıç kullanmakla neden ilgileneyim? Bu konuşmayı ikna kabiliyetimiz devam çek. Matias bana okçuluk öğretiyordu. Bunda da çeviklik gelişiyormuş bakın. Bianca ile birlikteydim. Zindelik. Ne fark eder güç. Biraz da güçlü olsun karakter. Hadi bakalım. So I'm learning to sword. Diyelim ki kılıç talimi yapıyorum. Ne olacak yani? Ne zararı var? En azından kendimi savunabileceğim diyor. Çocuk haklı bence. Sence ayet. Haklı. Sen aşkına al. Baban öğrenirse nasıl tepki verirse biliyorsun diyor. How? Nasıl? Ne yapar? Ne yapar? Kim bunun babam kim lan? On your own head be it. Seni durdurum ama babanla sen uğraşırsın. Gelip de benden yardım isteme sonra diyor. And you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Konuşma her kapıyı açar demiş. Hocam daha çok böyle şey istiyorum ya. Patarakütere falan çok güçlü bir karakter olayım. Çat çut herkesi doğrayayım falan. Warhammer oynuyorum ya ara sıra Rasim. Mükemmel bir oyun. Mükemmel. Arkadaşlarım geldi mi yanıma? Matthew ve Fitz beni sordun mu? No, haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. Bulunmaları çok olmasa gerek. Zor olmasa gerek. Her zaman olduğu gibi tavernada takılıyorlardı. Aman anne ya. Neredeyse yetişkin bir adam oldun al. Babam bir gün ocağı sana bırakacak. Aylardır şu Bianca denen kızla görüşüyorsun. Vaktimi neden o iki serseriyle harcıyorsun? Ben adam başka bir şey değil artıyor. Tam anne. Tam anne.
Babam bana kızgın mı? Is father angry with me for sleeping? Babam geç saatlere kadar uyuduğum için bana kızgın mı? He's not happy. Hoşnut değil. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzik. Kılıcını bitirmek için yardım edeceğini söz vermiştim. He's not as young as he was. Eskisi kadar genç değil. Belki de ağırlar olduğunu biliyorsun. Şikayet etmeyecek kadar gururlu ama yardımına ihtiyacı var. Lan git babana yardım et. But he needs your help, Henry. I know. Biliyorum anne. Don't worry, Ma. Endişelenme. Tabii ki ona yardım edeceğim. Good. Fırtına yaklaştığında hep dizlerinin ağrıdığını söyler. Umarım bu sefer haklıdır. Haklı değildir. Çok güzel bir gün olacağı benziyor. Pekala. Anneciğim senin yardım ihtiyacın var mı? Sen iyi bir delikanlısın. Sağ ol. Ben iyiyim. Asıl babanın kılıç için yardım ihtiyacı var. Tamam babaya yardım edeceğiz ama benim karnım çok aç hocam. Ben bir yemek yiyeyim ya. Masaya kahvaltı bırakmışsın. Keyfine bakıyor. Hadi bakalım. Oyuna başlıyoruz artık. Konuşmayı sonlandır. Arkadaşlar diyaloglar çok önemli. Diyalogların hiçbirini atlamayacağız. Bu arada bence bu oyun şeyle çok daha iyi. Mouse yerine joystickle bence daha iyi. Etrafta bunları kullanır tamam. Ayrıca koşabilirsiniz. Şununla koşuyormuş. X'de zıplıyoruz. Tamam. Şunu alıyor. Bunu açıyoruz. Peki hocam. Şimdi şuradan biraz toplayalım. Neyle alıyoruz? Otur A diyor. Biz şunları alalım. İyi hadi oturalım. Meyveleri topla. Neyle alıyoruz? Al. Wow, hep birlikte. Otururken almıyormuş. Niye almıyorsa? Ha? Abi ben alıştığım gibi devam ya. Şöyle gel. Al şunu. Sonra gel şuradan al şunu. Vallahi joystickle bildiğin tutturmaya çalışıyorum yani. Şunu da alalım. Bunları bir gömelim. Çok yaşa katan. Hep birlikte arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi şu mercimeği bir gömelim abi. Oh. Üstüne biraz ekmek. Oh. Bir tane de elma yiyelim. Hatta iki tane elma yiyelim. Tamam. Pekala. Şimdi babamızın yanına bir gidelim bakalım. Arka tarafta peynir var diyor. Bakayım hocam. Seni mi kıracağım ya? Hadi bir tane de peynir yiyeyim. Ayıp ediyorsun hocam. Al. Onu da aldık. Süt iç büyü diyor. Tamam babacığım. Anam ben babamın yanına gidiyorum. Kendine iyi bak. Tamam. Hadi bakayım. Biney taşı. Babacım, gel yardımına ihtiyacım var. Biliyorum baba ya. Çarkıma tüküreceksin ama. Sonunda kalkmışsın. Bu da bir başlangıç. Her neyse. Bugün yapacak birçok işimiz var. Sir Radzig'in kılıcını bitiriyorum ve yardımına ihtiyacım var. Tamam. Hangi konuda? Kömürümüz bitmiş. Pazara git de kömür al. Okey. Alalım abi. Joystick'ten daha iyi. Joystick'a daha iyi. Joystick'a daha iyi ama ne bileyim bunda daha rahat oldu ya şimdi. Balta, çekiç ve çivi borcu varmış. Ve önceden de borcu varmış buna. Babamıza baya bir borcu varmış bu adamın. Gidip bari istediklerini alalım babamızı. Artık büyük adam oldun. Eminim başarabilirsin. Eğer yapamazsan ona söyle gelecek sefer bizzat o çekici babam senin senin çivileri çakmak için kullanacak. Eminim bunu duyduğuna sevinecek hepsi bu. Pek sayılmaz. Saraydaki kötü dada Sir Radzig'in kılıcı için Sasauda işlemiş. O ne lan? Oyun Steam'de şu an 89 TL. Öyle bir şeydi. Bira da var. Eve dönerken tavernaya uğra. Biliyorum o kızı görmek için her türlü oraya gideceksin ama biranın soğuk olduğundan emin oluyor. Babamız biracı çıktı. Adam seni dövecek abi diyor. Ben adamı döverim. Make sure Bianca draws me a nice cool. Hadi bakalım. Run along now. Work won't wait. Artık gidelim. Babanın yanına git. Onu tamamladık. Şimdi neye basılıyor? Görevler günlük. Kapatalım. M'ye bir açalım abi. Kaledeki balçığı al diyor. Alalım. İlk başta da şuna gidelim ve kaledeki balçığı alalım. G neredesin hocam? Şuradaymış. Ya da onu en son yapalım. Pazardan kömür al diyor. Kardeşten para yap. Şu parayı bir alalım ya. Sen kralsın be kaptan demiş.
Eyvallah hocam, hoş geldin. Gidelim şuradan. Paramızı bir alalım bakalım. Nereye gösterir? Şöyle F. Burada. Burada bir tane adam olacaktı ya. Selamun aleyküm. Şşş, bak bakayım. God be with you, Kunesh. Tanrı senin olsun Kunesh. What do you want? What do you want? Lan Tanrı senin olsun diyorum. What do you want? Babam beni para için yolladı. My father sent me to get the coin you owe. Balta çekiş ve çivileri için olan borcunu almam için gönderdi beni diyor. Hiçbir şey yok, defol diyor. Şimdi ne diyor? Bu kaşınmıyor mu? Chat. Defol falan. En azından aldığın şeylerin parasını ver. Biliyorsun babama sadece çekiç ve baltadan çok daha fazlasını borçlusun. Eğer bu konuyu baş muhafıza iletirsem çok kötü olur. En azından hepsini ödeyemiyorsan aletlerin parasını öde diyor. Bak ne kadar makul bir şekilde konuşuyoruz değil mi? Param yok dedim sana, piç bu diyor. Defol buradan, yoksa baltayı senin kıçına sokarım. Bak şimdi. Peki. Borcunu da yaş! Sanki bana defol dedin. Ama borcunu ödemeyip sonra da beni korkutabildiğini düşünerek düşünecek kadar aptal olamazsın herhalde, değil mi? Şunun bir ağzını yüzünü vuralım şimdi, indirelim bunu. Dövecek abi, kaç diyor. Ben bunu döverim. Ya gel. Gel de göstereyim sana. Ne yapıyoruz şimdi? Oy! Ağzına. Cut them! No kurva! Sağdan! Yürü git! Aa, staminamız bitiyor. You pay for that! Çok güzel be! Ha. Ne oldu? He? Ne oldu? Bring it on! Ne diyor? Al. Al suratına. Missed. Ya miss. Bak şimdi ben sana miss'i göstereceğim bak. Bak buradan. Al. Allah miss dedik hakikaten. Curse it. Lan. Suratını dağıtacağım senin suratını. Al. Şimdi bunu bırak. Bir tane de bırak. Şu anda yeni seviye ulaştım. He, lanet olsun. Lan! Çok zevkli ha. Şu staminayı biraz doldurayım. Uş! Iş diyor. Tekmeyi yersin. Lan nasıl doçluyorsun? Ağzına burnuna vururum. Ağız burun. Suratının ortasına vururum. Beni dövüyormuş. Nerede dövüyor? Bak pesi diyor. İstediğini al. Çok değil ama hepsi bu. Anladın mı diyor. Para ver oğlum. Paramı ver. Parayı. Tamam ne diyor? Kanıştan satmaya değecek bir şeyler bul diyor. Baltayı, çekici ve çivileri başka şekilde almayı dene. Tamam, bundan satmaya değecek bir şeyler bulacakmışız. Aparkatı çekir. Koydum suratına patlattım. Ne bulacağız bakalım? Şöyle içeri bir girelim bakalım. Allah dur, burası değil. Lan! Pekala televizyonun oğlu, hakkımdan geldin. İstediğini al ama bu iş burada bitmedi diyor. Tamam, ne alayım ben buradan? Dayak. Yeme mekaniği çok komik. Süper ya, süper. Çok güzel olmuş hakikaten. Ben ne alabilirim şimdi bu adamdan? Ona bakıyorum chat. Buradan sonrasını bilmiyorum yani, eve gir diyor. Hadi bakalım eve girelim abi. Okey, eve girdik. Burada bir şeyler var mı? Burada yok herhalde. Şöyle bir çıkalım. Aç abi şu kapıyı. Burada ne var? Tencereden ye. Tencereye at. Adamın dibisin abi demiş. Eyvallah chat. Burada bir şey var mı? Burada yok. Şu tarafa bakalım. Ne var oğlum? Burada hiçbir şey yok lan. Adamın sandık.
sandık mı var? Aa, sandık var burada. Okey. Aç bakayım. Oo. Çivileri mivileri aldık. Güzel. Ha, oralara dikkat etmek gerekiyor. Pekala. Orada balta falan var. Aldım. Şuralara da bakalım. Başka bir şey yok sanırım burada. Berat'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Kingdom Come'ı Türkçe bir şekilde inşallah kanalda bitireceğiz arkadaşlar. Buna baktık değil mi? Evet. Başka bir şey yok. Okay. Satmaya değecek bir şeyler al diyordu değil mi? Ne alabiliriz acaba? Tamam çık abi diyor. Okey bakacağız. Bakkal burada. Gidelim şuradan pazardan bir torba kömür al diyor. Yayın kaçta bitiyor? Hocam bilmiyorum ya. Birazdan bitirebiliriz çünkü yemek yiyeceğim. Bundan sonraki yayınlarda direkt hani full PUBG ile başlamak yerine bu oyunu bitirmeye yönelik yayın yapabilirim. Bilginiz olsun. Şimdi bir şey soracağım. Bu adamdan satmaya yönelik bir şeyler almamız gerekiyor ama ne alacağız? Abi ata binebiliyor musun? Binebiliyorsun. Baltayı aldım. Bakayım. Evet. Kanışın çekici burada. Aa şurada balta var. Şurada balta var değil mi? Gel bakalım. Baltayı, çekici ve çivileri başka şekilde almayı dene. Hedef tamamlandı. Okey. Şimdi pazardan bir torba kömür al diyor. Tavernadan biri al. Adamı dövmen lazım. Vermiyor yoksa. Aldım abicim. Dövdüm adamı aldım ama para verdi mi bu bana? Benim param nerede görünüyor? Dur bakayım. I'ya bastığımızda. Bende hiç para görünmüyor şu anda. Toplam para sıfır. Nasıl yapacağız? Adam dövme... Yok adamı dövdük zaten. Ama bak bakayım bir. Pekala demircinin oğlu. Hakkından geldin istediğini al ama bu iş daha burada bitmedi diyor. Benim biraz para çevirmem lazım. Para yapmam lazım. Şunu da yiyelim. Oo, gömdüm acı. Vallahi fulledim. Babana git ver diyor. Hadi gidelim verelim. Gelirken yoğurt al. Baba. Baba parça parça ya. Al sen şu parçaları şimdi. Ben sana sonra diğerlerini de getireceğim. Al bakayım. İstediğin şeyler hakkında. Tam zamanında istediklerimi aldın mı? Biraz aldım evet. Kanıştan her şeyi aldım. Kanış bana vermek bu yüzden sattıklarının karşılığını alamadım. Ben de gittim doğrudan ona satmış olduğu şeyleri aldım derken o mu verdi çaldın mı demek? Yok dövdüm çalmadım. Eğer parça ödemesi hala bizim sayılırlar. Senin olan bir şeyi nasıl çalabilirsin? Hakkım var bana ver o zaman şunları da geri kalan karanlar için para demiş. Tamam bunu verdik abi. Kılıç talimine gitmem gerekiyor diyor. Pazardan kömür al. Onu nasıl yapacağız ki acaba? A ne? A torba kömür al tamam bu. Kılıç talimine git. Hadi gidelim. Oyun nasıl bir şey? Güzel bir şey. Kral gelecek birazdan. Kılıç talimine gidelim bari. Şöyle koşalım abi. Elçin oyun hikaye bazlı bir oyun. Tamamıyla diyalogların önemli olduğu ve oyun çeviri sayesinde Türkçe oynayabildiğimiz bir oyun. Kılıç talimine. Bu ne? Ha bu adamlar şu an bir şey yapamam. Çünkü öncelikle şu kılıç talimini yapayım ben. Hey Pip. Selamünaleyküm. Dünkü yaran iyileşti mi? İyiyim iyiyim. Önemli bir şey değildi. Annem fark etti. Biraz laf işittim diye. Kömürcüyü aldıklarını satıyor. Okey. Hiçbir anne oğlunun kılıçlara ilgi duymasından hoşnut kalmaz. Silahın olduğu yerde ölüm vardır. Soru şu. Sen ne istiyorsun? Ben hepinizin ağzına burnuna vurmak istiyorum o kılıçla. Buraya ait olmadığımı hissediyorum diyor. Yaşamak ve dünyayı görmek istiyorum. Ama dünya tehlikeli bir yer ve kendimi korumayı öğrenmem lazım diyor. Kılıç talimini bu yüzden istiyoruz. Erkek gibi konuştum. Bugün öğrenmek için son şansın. Gitmem gerekiyor çünkü. Çarpışmaya hazır mısın? Hazırım. Kömür alacağız inşallah. Hadi. Yes. Tamam her zamanki gibi. Ağırın orada bekliyor olacağım diyor. Tamam canım. Şu adamla konuşayım satayım bakalım bir şeyler. Greetings. Biraz hadi iç konuşalım. Ben bir şey satabiliyor muyum? Odun kömürü. Baba 10 tane odun kömürü istedi bizden de.
Tamam, sepete ekledik herhalde bunu. Sepeti denetle. Pazarlık yap. Aa, pazarlık yapalım biraz. Hadi fiyata konuşalım. Tamam. Ne diyor abi? Pazarlık iki türlü değişler. İster ucuz al, ister pahalıya sat, sana kalmış. Tamam. Adam 5'ten mi açtı? Şu 5 diyelim biz ya. Teklif yapalım. I'll go for that. Aldım mı direkt? Tamam, bunu da aldım abi. Okey. Bu ne? Tavernadan biri al. Kılıç tarihine git. Şuradan bir de biri alalım arkadaşlar biz. Baba çünkü susamış, yazık. Kömür alalım tabii. Çok çıkarma. Vallahi çok çıkartmadığımı düşünüyorum ya. Odun kömürü 10 tane aldım. Çok çıkartmadık değil mi? Olduğu gibi yaptım. Sanırım biraz daha aşağısında vermem lazım. Ev bahçe. Tamam, istemiyorum bunu. Şöyle bir bakalım. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Orada bir... Buyurun. Efendim anneciğim. Yayındayım. Şuraya bir gidelim. Tamam. Anneannem bastı arkadaşlar odayı. Şuraya bir gidelim artık. Şuradan biri alalım. Mükemmel bir pazarlık oldu. Bence de. Oyunun bu arada optimizesi bayağı iyi olmuş. Yani ilk oynadığımda 20 FPS, 25 FPS falan düşüyordu. Elçin, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kömür aldık 10 tane. Kralı kaçırmak zorunda mıydı? Tatar ordusuyla kuşatmak zorunda. Bence değildi. Adam biraz fırlamak. İmparatorluk ellerinden kayıyor. Alman konutlar falan. Ulan adam var ya. İmparator ölüyor. Çocuğu her şeyi bok ediyor yani. Bakar mısınız? I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsches. Lan Ali. What? Just listen and you'll hear for yourself. Çok iyi oynuyorsun abi. Çok iyi oynuyorum. Has to bring order and reunite the empire. Niye bağırıyorsun lan manyak? What do I care about? Avusturyalılardan bana ne, bugünlerde şeytanın kendisi bile papaya ayak uyduramıyor diyor. Hangisi gerçek papa? Roma'daki mi? Oo, bunlar bölünmüşler arkadaşlar. Bunlar uçmuşlar. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Bunlar uçmuş. Sir Ratzik is Wenceslas' commander in chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have yakında nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund. Don't forget about Gutenberg. What Germans like you kissed Sigismund's feet. 2v1 yapıyorlar şu an. Yes, but Goodman Deutsch. This is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Bence de. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Evet. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Ne fikrin var lan? Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Hadi bakalım, ders vereceğiz. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Kavga çıkacak ha. I've got a better idea. Oyun tam bir hayat simülatörü demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. It made me think of that huge parliament. Kabul etme. You know. Hani onu the one right next to the freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Ben yokum abi. Bunların işine ben yokum. I'd rather torch it, to be honest. But ben hiç böyle şeylere giremem, kusura bakmayın. What do you say, Henry? Hayır diyorum. But I was going to get ale for father and a few other things. Aynen. We're finishing Sir Ratzik's sword. Come on. Tabii. Don't a few handfuls of manure. Ya gidin siz bokunuzun kendi bokunuzun içinde boğulun. It's our duty to defend the honor of our king. So, how? Değilim. Are you with us? Hayır. Oğlum seçeneği bana ver, ben değilim. Heh. Yapmayacağım. Not that I don't want to teach this. Dersim için emin değilim. Gerçekten vaktim really yok. Yok vaktim yok vallahi. Well, burada chat de şahit. Hayal kırıklığı. Sen olmadan hallediyorsun. Let's go, gidelim lads. Güle güle. Honestly hell. Yürü git. How could you pass a good chance like this? Yürüyün gidin lan. Yürü git. Terbiyesizler. Evet chat.
Saatlerimiz 9 oldu. Bu oyuna burada nokta veriyorum ve bugünkü yayınımın sonuna geliyorum. Çünkü biz bayağı acıktık. Ve daha yemek yemedik. Akşam yemeğini yiyeceğiz şimdi. Şimdilik benden bu kadar. Yarın muhtemelen bu oyunla başlayacağız yayına. Ve aynı şekilde böyle devam edeceğiz. Bu oyunu bitireceğiz yayınımızda.